Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Gelin bu videomuzda sizlere elimizdeki bozuk oyuncaklardan, iki tane bozuk oyuncak var bizde. Bunlardan bir tane oyuncak nasıl oluşturabiliriz onu göstereyim. Yani kısaca özetlemek gerekirse, elinizde çalışmayan veya işe yaramaz artık kullanılmaz halde oyuncaklar varsa onları bir şekilde birbirlerine tamamlayabilirsiniz. Bunu anlatacağım. Buyurun, iyi seyirler. Evet, şimdi gördüğünüz gibi şöyle kullanacağım iki tane malzeme var. Bir tane pense, bir tane de yıldız tornavida. Ve elimdeki çalışmadığını söylediğim mesela bir tane motosiklet var. Ufak bir tane. Bunun arkadaşlar şu lastiklerinden biri yok. Yani bunu da zaten bulunacak bir şey değil. Ayrıca şöyle bir 8 çizer hali var. Lastiğin görüyorsunuz. Sapları da yok bunun. Gidonu da yok. Şöyle topal şekilde ilerlemeye çalışıyor. Bazen gidiyor, bazen gitmiyor, yani böyle tuhaf bir şey. Peugeot 206 GTI model. Bir tane araba var elimizde. Bu da aynı dertte muzdarip. Bu da çekiyorsunuz ama gitmiyor. Yani şöyle göstereyim. Çekiyorsunuz, lastikler hareket ediyor ama kendini ilerletecek hali kalmamış. Bununla bunun mekanizması aynı büyüklükte. Şöyle göstereyim. Bunlarda sadece lastik mesafesi daha yakın, bunlarda daha uzak. Ancak benim bildiğim şekilde şunlar arkadaşlar sökülüyor, şu lastikler. Ben bunun lastiklerini buna takacağım. Biraz ufak olabilir, şu altı sürtebilir ama yine de bir deneyeceğim. Öncelikle arabamızı açalım. Şöyle iki tane yine yıldızlı şu tornavida var. Ama yıldız vidalar var. Onları önce bir açayım. Evet, bir anda zaten darmadağın oldu makine. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şase, koltuklar, arka koltuklar, ön koltuk, alt takım ve vidalar. Evet, bunun tahmin ettiğim gibi arkadaşlar şöyle şase, aman şase diyorum ya, akslar yani daha uzun. Ben sadece şu lastikleri değiştireceğim. O işleme başlayalım şimdi. Bunu söktük. Motorumuzun da altında şöyle iki tane vida var. Bunları da sökeceğiz. Bu da şöyle çıktı. Evet. Şimdi elimizde şöyle iki tane çekmeli aksam var arkadaşlar. Aynı sistem görüyorsunuz yani. Bu da şöyle. Şimdi ben bunların lastiklerini şöyle çıkaracağım. Bir tanesi arkadaşlar çevrilerek çıkıyor kolayca. Bu birinci lastiğimiz. Ancak bunu çevirirken bunu sabit tutmanız lazım. Bunun için de pense kullanacağım ben. Bir tarafını sabit tutup sertçe tutarak öteki elinizle bu lastiği çıkarabilirsiniz. Evet, artık arabada kullanmayacağımız için şunları bir kenara alalım. Ve bize asıl lazım olacak şey, bunda da yine aynı şekilde çevirerek bir tanesini çıkarıyorsunuz. Öteki tarafta kullanmak için penseyi sıkıca tutuyorsunuz ve bu lastik de kolayca çıkıyor. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi çerçeve yok. Çerçeve yani şu tekerlek kısmı olmadığı için motor rahat hareket edemiyordu. Umarım şimdi küçük lastikleri takınca çok da ufak kalmaz. Yani yine şu kadar bir fark olacak, öyle söyleyeyim size. Neyse, bakalım deneyelim de. Allah Allah, çıkamadı bir türlü ama. Şimdi bu büyük lastikler de işimize yaramıyor. Sağlam olan lastikler, sağlam olan motor. Ayrıca bu büyük lastikler arabaya olmazdı arkadaşlar. Bu yüzden arabayı takmak istemedim. Gönlü ister tabii şu arabayı faaliyete geçireyim, boy yemediğim ama olmadı. Şimdi yine iki tanesini takalım ve çevirmeye başlayalım. Evet, şöyle sıktığımız iyi oldu. Canavar oldu. Hem 8 çizmeyen bir lastiklere sahip olduk. Ama şimdi daha önemli bir kısım var. Bakalım. İnşallah bu alt takımlarda sürtmez. Bakalım, göreceğiz. Yani sürtecek gibi mi sizce? Valla ucu ucuna. Yani halda falan tabi rahat hareket edemeyecek gibi de. Yine de bizi bakalım.
Şu eski tekerleri de çıkaralım. Ayrıca arkadaşlar bunun da olması iyi. Yine bir lastik çıkması durumunda bunlardan da faydalanabiliriz. Aynı şekilde bu da çıkıyor. Ben şimdi altını da iyice sıkayım. Evet, hadi bakalım. İlk sürüşü yapıyoruz. İnşallah olmuştur. Vay 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 vay. Çok güzel oldu. İşte önceki lastiklerle bu lastiklerde bu olmuyordu arkadaşlar. Şu an gayet iyi yani. Hatta o kadar hızlı ki devriliyor yani çevrilirken. Hoppa. Şöyle göstereyim size. Ben de bakayım. Çok iyi oldu ya. Hakikaten çok iyi oldu. Sadece şu tutma kısımlarını halledersek motor ilk haline dönecektir bence. Jantlar da takım gibi oldu. Baksanıza. Evet, ayrıca bu motoru tamir ettik arkadaşlar. Bunu şu an boşa çıkarıyoruz. Bir işe yaramayacak. Sadece şunu yedek lastik olarak bulundurabiliriz. Yine tekrarlıyoruz. Biz her zaman ahşap oyuncaktan yanayız. Plastik oyuncaklardan yana değiliz. Gelecek nesilleri düşündüğümüz için her zaman doğada fayda vardır. Ahşaptan da oyuncaklar çocuklara zarar vermeyeceği için her zaman bunu destekleyeceğiz biz de. Evet, oluşturduğumuz buydu arkadaşlar. Bizden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler. Şöyle bir de kapanış yapayım.